Dün yine sabah gözaltı. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'na bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda SES üyesinin gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Ve Ankara Şube yöneticilerimiz gözaltına alınmışlardır. Eş Başkan İbrahim Halil Aydın açıklamasında güne gözaltılar ile başladıklarını belirterek son günlerde siyaset mafya ilişkilerinin gün yüzüne çıktığı bir dönemi yaşadıklarını aktardı. Emekçileri dün yine sabah gözaltılar ile güne başladı. Aralarında eş genel başkanımız Selma Atabey, önceki dönem eş genel başkanımız, eski genel başkanlarımız, eski MYK üyelerimiz ile Ankara SES Şube önceki dönem eş başkanlarımız ve Ankara Şube yöneticilerimiz gözaltına alınmışlardır. Pandemide en ön saflarda çalışan, yaşatmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına değer vermedikleri gibi sağlık çalışanları haklarını savunan, haklarını dile getiren arkadaşlarımız saldırılara, gözaltılara maruz kalmışlardır. Pandemi dönemde arkadaşlarımızın gözaltında değil, çalışma yerlerinde olması gerekiyor. Çağırdıklarında ifadeye rahatlıkla gidebilecek, iş yerleri, kurumları belli olan arkadaşlarımız şafak vakti baskılarla hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmışlardı. Arkadaşlarımız sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin haklarını, hakların yaşam ve sağlık hakları mücadelesini vermişlerdir. Hiçbir arkadaşımızın mafya ile, suç örgütü ile, siyasetçiler ile, bürokratlar ile ve sermaye ile ilişkisi olmamıştır. Arkadaşlarımız sağlık emekçileri halkların ve sağlık hakkı ile uğraşmışlardır. Son günlerde siyaset mafya ilişkilerin gün yüzüne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Kirli ilişkiler deşifre oldukça gündem saptarma amaçlı emek ve demokrasi güçlerine, toplumsal muhalefetin tüm kesimlerine yönelik gözaltı operasyonları artmaya başladı. Biz de buradan diyoruz ki toplum sağlığı için çalışan bizlerle uğraşmayı bıraksınlar. Gitsinler mafya ile uğraşsınlar, kirli ilişkileriyle uğraşsınlar. Siyasal iktidar her sıkıştığında içeride ve dışarıda yeni düşmanlar yaratarak toplumu kutuplaştırma, karşılaştırma siyaseti güderek ömrünü uzatmaya çalışıyor. Arkadaşlarımıza yönelik yapılan bu tür gözaltılar sendikal faaliyetlerin engellenmesidir. Sendikal çalışmaların engellenmesi insan hakları ihlalidir. Bu tür baskı ve gözaltılar ile demokratik faaliyetler kriminalize etmeye çalışıyorlar. Bu tarz yöntemlerle ülkenin bekası için mücadele süsü verip kendi bekalarını korumaya çalışıyorlar. 1,5 yıldır süren salgın boyunca sağlık emekçileri başta olmak üzere halkımızın sağlığı için yeterli tedbirleri almayan iktidar daha önce çokça yaşadığımız gibi sağlık hakkı ve sağlık emekçilerin haklı mücadelesi öncülerine yöneliyor. Pandeminin başından itibaren sendikamız sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin hakları gerekse de halkın yaşam ve sağlık hakkı mücadelesinde sürekli eylem gerçekleştirmiştir. Hazmedilmeyen tam da budur. Bugüne kadar 417 sağlık emekçisi ve 46.446 yurttaş COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümleri engellemeyenler, ölümler olmasın diye mücadele edenlere yöneliyor.